Unuttun mu gerçekten? Neyi unuttun mu? Yaşa Fenerbahçe. Siz ya? Fener şampiyon olalı kaç hafta oldu? Yeni mi jeton düşüyor? Duyduk duymadık demeyin. Rüya Hanım Fenerbahçe'ye taşınıyormuş. Ne var bunda? Canım Toygar'a komşu oluyorlar. Ya bu kadar tesadüf olur. Rüya'nın ailesi gitmiş, satın ala ala Toygar abinin karşı dairesini satın almış. Ya bize taşınacağını söylemişti ama bu detayı bilmiyorduk. Rüyalar ailecek dün evi temizlemeye gitmişler. Apartmanda Toygar abiyle karşılaşmışlar. Toygar abi gece bizi aradı, şok olmuş. Yazık. Kekeleye kekeleye Rüyalar karşımıza taşındı dedi. Acaba sevinçten mi? Bunalımdan mı? Ya aslında bence bu işin içinde Rüya'nın bir parmağı var bence. Bu kadar da tesadüf olmaz ki. Sen git koskoca Fenerbahçe'de Toygar'la aynı apartmanı bul bence ya. De. Allah Allah. Şşt, kazazede geliyor. Mazinde bir tarih yazar. Yaşa Fenerbahçe. Fenerbahçe. Toygar'cığım duyduğumuza göre artık Rüya'yı tamamen kanatlarının altına almışsın. Ya, günaydın aslında... arkadaşlar. Günaydın komşu. Beni şad et, şadiye başın için. Bravo. Sağ olun, var olun. Aa! Kusura bakmayın Fatma Hanım. Siz burada mıydınız? Ha, ben de çocuklara bir repertuar hazırlıyorum. Ne olur ne olmaz diye şarkıları şöyle teker teker kendim geçeyim istedim. Buyurun, siz işinize bakın. Ben bitirdim zaten Dilaver Bey. Ah, siz burada mıydınız? Ama çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık. Allah aşkına. Evet. Peki. Hadi neyse, kolay gelsin. Sağ olun size de. Sağ olun. Allah. Beni şahadet, şahadiye. Yok, 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 yok. Nasıl çıkacağız bu işin içinden Duman ya? Ya felaket tellallığı yapmak istemem ama bu iş Ferit'te bitecek. Yani öyle gibime geliyor. Ağzından yel alsın. Onun bu olayı duymaması gerekiyor Duman. Ya Selda, burası süper olmuş ya. Ya. Hani eski fiyakalı günlerinde olsam takar güzel bir kadını koluma, gelir buraya senin kahveni Duman, içerim ha. Sana bir sır vereyim mi? Etrafta çok güzel hanım kediler var. Miau, miau diye dolaşıyorlar. Hiç gülmüyorum, farkında mısın? Ha? Ay tamam canım, şaka yaptım, kızma. Of of, şimdi dilimi yutacağım ya. Şuna bak, Allah özene bezene yaratmış be. Tü maşallah. Allah sahibine bağışlasın aynı zamanda. Değil mi Duman'cığım? Şansıma küsün. Ya şansıma küsün. Of Duman, of. Bakalım Serdar'cığım ne alemdeymiş. Ha, işte burada. Güzel. Etrafta kadın müşteriler görüyorum. Çok iyi. Gerçi bir tane sap var ama problem çıkarmazlar. Sevgilileriyle gelmişler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ben menüyü bırakayım. Ne içersiniz? Ben getireyim hemen. İki kahve alalım biz, filtre kahve. Evet, çok güzel olur. Hı-hı, tamam. Evet. Tamam. Vallahi sen söylemesen aklıma gelmez. Ah, o adamın yerinde olmak için bütün sihirli güçlerimi vermez miydim ben? Ay Duman, sen neler diyorsun ya? Aslan hayvan. Sakin sakin yerinde oturur musun lütfen? Bak şimdi ben servis için içeri gidiyorum. Masalara gidip bayanların ayaklarına bacaklarına sürtünmek yok, tamam mı? Aferin Sevdacığım. İşte benim kadınım. Ayrı olsak da saygı duyuyorum sana. Bravo millim. Afiyet, tamam tamam. Ama bir yüz veren çıkarsa affetmem, yalnız söyleyeyim bak. Duman, Duman, otur oturduğun yerde ya lütfen. Ya sabır. Merhaba Ülkeciğim, nasılsın? Teşekkür ederim Sayın Müdür Yardımcısı. Siz nasılsınız? Sizli bizli mi olduk şimdi? Siz koskoca bir okulun müdür yardımcısınız değil mi? Yani bu gibi durumlarda böyle sizli bizli konuşmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Yapma Ülkeciğim, biz yıllardır arkadaşız. Masanın sıfatın ne anlamı var? Ya öyle mi? Yeni mi? Ne yenisi? İkinci el. Banka kredisiyle aldık, şimdi 36 ay ödeyeceğiz bakalım. Öyle mi?
Bakın ben 14 yıllık öğretmenim ama hala işe velospidle gidip gelmekteyim. Bırakın araba almayı, daha 3 oda bir salon eve bile çıkamadım. İleride belki müdür yardımcısı olursam inşallah. İnşallah Ülkeciğim, inşallah. Seni bir gün müdür, hatta milli eğitim müdürü olarak görürüz. Böyle çalışkan arkadaşımız az bir de aslında. Öyle mi? Bak bak bak. Beni ileride milli eğitim müdürü olarak görmek istermiş. Terbiyesiz. Ben bu okula 3 ders birden veriyorum yahu. Bir günde bir Allah'ın kulu beni takdir etti mi? Hayır. Top gibi yuvarlanan beden hocasını kalkıp müdür yardımcısı yaptılar. Böyle bir adama nasıl makam verilir yahu? Gir. Müsait misiniz müdür bey? Hakoçum buyurun gelin. Gelin gelin. Ben de bazı sınıflarda sıralar problemi olmuştu, onları değiştireceğim. İşte fiyat listesi yollamışlar, onu kontrol ediyordum. Ha ben de bir ihtiyaç listesi hazırladım. E ver ikisini beraber toplarız, ver. Benimki genelde tabii kendi branşımla ilgili biraz, sporla. Ha. Voleybol topları yenilenecek, minderler filelerinde değişmesi gerekiyor. Tamam. Hepsi burada yazıyor, buyurun. Ver bakayım. Oo maşallah, bak görüyor musun, titiz adamsın. Kalem kalem hepsi alt alta yazılmış. Helal olsun. Yani sen gelmiş geçmiş en iyi müdür yardımcısısın. Bak bunu ben söylemiyorum ha, bu çocukların fikri. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii tecrübesizlik de var biraz. Yalnız müdür bey, ha, bir konu benim canımı biraz sıkıyor. Ne? Hulki bana hala dargın gibi. Görüştünüz mü? Müdür yardımcısı olduktan sonra ilk defa demin otoparkta gördüm. Yalnız artık arkadaşlık falan kalmamış. Her lafında bir kinaye, bir iğneleme. Üzülme. Ben müdür olduğumda da aynı şeyler yaşanmıştı. Arkadaşlarından bazıları bana küstü, darıldı. Ama bu şahsi bir durum değil. Zamanla herkes alışacaktır. Ne olacak, sorun kalmaz. Ya Hulki böyle biri değildi. Bilmiyorum, çok üzülüyorum müdür bey. Ya biliyorum, kesinlikle öyle biri değil. Ya bence zamanla kabullenecektir. İnşallah. Tabii canım. Ya şimdi bu kadar bronzlaşınca saçlarım sönük kaldı. Balaj attırmak lazım. Diyorum ki böyle araları sık sık öne de kalın 2 tane ha? Ya bir dergide gördüm. Yanık tenli kızlarda inanılmaz seksi duruyor. Bu kremin etkisi ne kadar sürüyor? Ay bu en iyisi. Ve banyo yapsan da, denize girsen de, kese attırsan bile çıkmıyor. Yani tam 3 hafta boyunca böyleyim. Fikrimi söyleyebilir miyim? Sinir etmeyeceksen söyle. İyi tamam o zaman söylemeyeyim. Ya sinir edecektin değil mi? Ya, hayır. Yani gerçeği söyleyecektim sadece. Belki kızabilirdin. Tamam peki söyle. Yani Tuğçe hiç doğal görünmüyorsun. Yani böyle yanık tenler gibi değil de Afrikalı zenciler gibi görünüyorsun. Ya tamam. İlk başta bana da biraz garip geldi ama gözüm alışınca çok beğendim. Çok da orijinal duruyor. Hem öyle Afrikalılar falan gibi de değil, Latin kızları gibi oldum. Latin kızları mı? Evet. Bütün erkekler Latin kızlarına bayılır. Şimdi anlaşıldı. Sen kendini Selim'e beğendirmek için bu kremi bulandın. Hatırlıyorsan dün kantinde erkek erkeğe Brezilyalı kızların ne kadar beğendiklerinden bahsediyorlardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.